Abi ben Berlin'e ilk geldiğimde böyle zor şartlarda geldik. Ülkeden çıkmak zorunda kaldık işte. Sen çok yakından şahitsin bu duruma. Evet. İlk ismini duyduğum kişilerden biri sendin yani. Ercan'a soralım, ona danışalım. İşte yeni geldik, o işte burada yeni gelenlere her zaman şey yapar, destek olur, dayanışma gösterir ama... Galiba bu bana özel değilmiş. Bu 40 yıldır böyleymiş Ercan abi. Evet. Bana özel bir durum değilmiş. Yok abi. Herkese. Bir Koti Kafe Ercan, bir Ercan Berlin'de böyle bir isimsin. Bunların hepsini konuşacağız. Ama programda klasik başladığım çocukluk. Nerede, hangi coğrafyada, nasıl bir evde, nasıl bir ailenin içine doğdun? Çocukluğu nerede yaptın? Balıkesir'de büyüdüm. Balıkesir'in Kasaplar Mahallesi diye bir mahallede. Babam taksi şoförü. Annem hafız. Eskiden ebelik yapan, yani doğum evinde çalışan bir ebe. Evlendikten sonra ebeliği yasaklanan koca tarafından. Bir annenin evladıyım. Tabii Balıkesir dediğimiz taşra. O kaç yıllarından bahsediyoruz? Yani 19... Yaş sorulmaz ama. 1959 1959 doğumluyum ama benim bahsettiğim tarihler 1960'lar. Ve 60'larda insanların o bizim o Kasaplar Mahallesi'nin bir özelliği vardı. O bizdeki çoğulcu toplum. Çocuk bilincine çıkar mı? O zaman bilince çıkmış değildi. Bizim komşularımız vardı işte. Komşularımıza bazılarının lakabı Kürt'tü, bazılarının Arap'tı, bazılarının Ermeni'ydi, bazıları Rum'du. Onlar Yahudi ama çekileştirmek için değildi. O farklılıkları koymaların nedeni bir şekilde o şekilde konuşulurdu. Biz çocuklar oynardık. Ama çocuklar açısından bu farklılıkların hiçbir önemi yoktu. Ama evet, büyükler sohbet ederken, şimdi babamın taksi durağında Ermeni var, Rum var, Yahudi var, babam var, bilmem ne var. Bu insanlarda böyle Kürtler var. Çocuk kafayla biz o şeyde uğraşın içerisinde o farklılıkları yaşadık. Farklılıkları yaşarken... Derler miydi evde, atıyorum, Rum'la arkadaş olma, onunla ol? Hayatta yok, öyle bir şey yok. Ha, ev zaten bizde, güzel. Evde öyle bir sorun. Yani evdekiler bize, herkes, dede vardı bende, imam. O herkesle konuş, her çocuğun ismini bilirdi. Her çocuğu işte Kurban Bayramı'nda, Şeker Bayramı'nda ismiyle söylerdi. Ve onlarla görüşmemizi, onlarla birlikte hareket etmemizi, arkadaşlık kurmamızı, saygılı olmamızı, buna benzer şeyleri öğretirlerdi. Biz bunlarla büyüdük. Bunlarla büyürken birdenbire ortaya ne çıktıysa 1970'lere doğru toplumun dayanılmazlığını gördük. Tüm arkadaşlar olarak. O mahallede o dediğim farklılıkların tümü birdenbire ortak hayallerimiz oluştu. Ya 1968 veya 69'du, çok iyi hatırlıyorum. Ben açım diye ağlayan çocuklar vardı. Ve biz o arkadaşlarla birlikte kendi aramızda para toplayıp gidip, işte bizim evde palamut pişiriliyordu. Palamutun kokusu tüm mahalleye yayıldığı için bir polis Şahip amcamız vardı. O bize para verdi. Ama biz çocuk olarak kendi cebimizden paraları vererek açım diye ağlayan ailelere ve diğerlerine palamut almıştık. İki çok iyi hatırlıyorum. 68'lerin siyasi bilinci, belki ruhu dolaştı aranızda i̇şte, aynı zamanda, olamaz mı yani? Onun için ona geliyorum. 1968'in etkisiyle çocuk, 68'de 10 yaşındaydım. 10 yaşındaki çocuğun bilincinde ben okul kitaplarına yazmışım. Ben bu yokluğu ve bu ızdır, çocuk ağladığı için çok dokunmuştu bize. Biz haftalarca o 10-15 arkadaş onun sohbetini ettik. Çocuklar açız diye nasıl ağlar? Ve bunun konuşması, bunun sohbeti bizleri 1970'lere getirdi. Biz 70'lere kadar da o Şahip amca örneği, babam örneği veya onların babalarının örneği, biz artık kendimizden değil, büyüklerimizden o paylaşımı bir şekilde görünce paylaşabileceğiniz her şeyin paylaşılabilirliğini gördük. Yani çocukluk hayalin
aç çocukların olmaması, çocukluk hayalin bir arada yaşan. Hiç fena değilmiş Ercan abi. Bir arada, yavaş bir arada yavaş yaşama. Yavaş başladım senin şimdi. Ve şey, gerçekten çocukların ağlamaması açın diye. Ve bizi çok etkilemişti. Ya ben oturup ağladığımızı hatırlıyorum 10 yaşında. Çocuklar açlıktan ağlıyor diye. Ekmek yok evde. O durumdayken bizler çocuklar cep harçlıklarını bir araya getirerek o çocuklara ekmek dağıtma, ekmek alıp gel, annem ekmek alın gelin dediğinde biz 10 tane arkadaş gider. Her eve ekmek alıp gelirdik. Ondan sonra kendi cebimizden birliklerimizi o aileden alırdık ve sevinirdik de. Bakın o 10 arkadaş diyorum. O arkadaş gerçekten hepsi farklı kültürdenli. O farklılıkla ama biz birlikteydik. Biz kültürünü üretmiştik. Ve biz o çocuklar, bakın içinde çok zengin olan arkadaşımız da vardı. Yırcalar'ın oğlu vardı. Balıkesir'in sayılı ailelerinden. O da bizim arkadaşımızdı. O arkadaş, biz bir ekmek alıyorsak benim cep harçlığını, onunkiyle beş alıyorduk. Herkesin bütçesine göre. Peki bütün. 70'ler sanırım 12 Eylül'den sonra buraya geleceksin. Siyasi bir durumun olacak. O daha sonra 1970'lerde Necati Eğitim Enstitüsü'ne gelen öğrenciler oldu. Ankara kökenli. Bir tanesi de indirekt benim akrabam. Bu akrabalardan Ayhan Adilay. Ayhan Adilay, Necati Eğitim'de okuyor. Benim arkadaşlarım, o birkaç kişi daha sohbet eder vaziyetteyiz. Onlar abilerimiz bizim. Biz ortaokuldayız veya ben liseye geçeceğim. Onlar bize Mihribelli, sosyalizm, buna benzer konulara girdiler. Onları tartışmaya başladık. Ve daha sonra bu arkadaşlar hep birlikte Ankara'ya dönüp birdenbire Apocular grubunu kuran arkadaşlar. Benim ilk politik bilincim onlarla gelişti. Ama biz o 10 kişilik grup hep birlikte solcu olduk. Ama hiçbir siyasi akım yok. Bir tek bir öğrendiğimiz Mihribelli var, Milli Demokratik Devrim var. Ve onun dışında elimize geçen her kitapları, kitap kurdu olduk, kitap okumaya başladık. 1975'te birileri birilerini dövüyordu. Biz onumuz birden girdik. Ayırdık. O mağdur olan tek başına dayak yiyen bir herif vardı. Onu ayırdık. Ben o zaman ticaret lisesindeyim. Benim adım birdenbire ticaretin komünisti diye çıktı. Onu ben daha hala anlamış değilim. Nedeni de faşistler tarafından dövülen köylü Mehmet amcanın oğluydu. Biz onu kurduk. Köylü Mehmet amcanın oğlu da sağcılıkla Pamukçu köyünden de hatta hiçbir şekilde ilişkisi olmayan, sadece yakasına Atatürk rozeti takmış bir adam. Ve militan solculuğa geçişim, yani sol düşünce bizde erken başlamıştı ama militan solcu olmam 1975, 74. Ama o olayda biraz şanın yürümüş. Orada biraz hani sana Robin Hood yakıştırması da yapıyorlar ya, yavaş yavaş işte, ekmek dağıtıp çocuğu kurtarıp falan derken bir... Birdenbire ben o sol çekmeceye kondum. Ve solcu kimlik öyle bir yerleşti ki 1978'de Tepin Balıkesir bölge sorumlusu oldum. Ha, Mihrici oldum orada. Ben Mihribellici oldum. Nedenini de söyleyeyim. Herkes, büyük abiler bahçe şeylerde, mahallelerde ulaşıyor. İşte ona sağcısın diye silah veriyor, buna solcusun diye silah dağıtan ağır abiler vardı. Bu Ayhan Adilay gelip gittikçe eline silah alma, aklını kullan, aklınla yaşa. Ne bileyim diğerleri. Tabii bizim hayalimiz o yaşanan haksızlıkları öyle gördük. Yokluk yaşayan bir toplum var. Gerçekten açlık düzeyinde yokluk var o dönemde. Ve bunu bizzat çocukluğunda yaşıyorsun. 1974'e geldiğinde işte ilk defa sahip olanla yukarıdakiyle aşağıdakinin farkını görebiliyorsun. Ve okuduğumuz kitaplar bize toplumun ne kadar sosyal demek, adaletsiz, sosyal dayanışmasız. Bir tarafta şey vardı, yaşlılar vardı. Dayanışma içerisinde yaşayan bir toplum tüm farklılığına rağmen. Ama genç bir kuşak yetişir vaziyette sıfır dayanışmaya dönüşmüş. Bencilliğin 1974'ten sonra ortaya çıktığı, kabardığı bir Türkiye var. Değer çöküşleri, değerlerin çöktüğü, yeni değerlerin oluştuğu.
Bugünlere çok benzer bir hikaye anlatıyorsun burada. Ama gerçekten öyle. Noel liberalizm. Demek bu işler böyle oluyor. Evet, Noel liberalizme geçişin ön hazırlığıymış o. Orada ben dedemin, babamın veya Şaip amcaların veya eniştelerimin, Cemal eniştelerimin veya Mehmet eniştelerimin o dayanışmacı ruhunu bizim genç arkadaşlarda aramaya başladım. Sadece bizim sol kesimde vardı bu. Simidi böyle birlikte yerdik. Üç tane zeytinleri bir simit yiyen adamlardık. Hayalimiz birdenbire eşit, yokluğun olmadığı, açlığın olmadığı, herkesin eşit yaşayabildiği, adaletli bir toplum düşüncesiyle 75 yılında ben solculuğa soyundum. Şimdi bir parça hızlandırmak istiyorum vaktimiz. Hı, 20 tamam. Dakika format. Şimdi 12 Eylül gelecek anladığım kadarıyla. Evet. O güzel hikayenin üstüne. Ve Almanya, ne zaman geldin abi Almanya'ya? 1980 darbesi olduğunda ben darbesi olmadan Filistin halkına dayanışma için ben BK'ya gittim. BK'ya gittiğimde yani normal PKK'nın yardımı buna benzer şeylerle sınır geçişi artı BK'ya indiğimde Filistin halkına dayanışma için koşturmaya başladık. Ve orada da öğrendiğim tek şey vardı. Savaşsız bir dünya. Savaşın ortasında savaşın ne kadar yanlış olduğunu, çocukların ne kadar mutsuz olduğunu, tabii, kadınların ne kadar mutsuz olduğunu ve biz silah fetişisti erkeklerin ne kadar mutlu olduğunu gördüm. Ölmeye öldürmeye hazırdık. Haklı bir dava için. Ama ona rağmen şiddetin ve savaşın ne kadar acı yarattığını o annelerde, o kız evlatlarında. Yani savaşı gerçekten olay yerinde bulunmadan, görmeden anladım diyen doğru söylemiyor. Çok zor. Öyle gerçekten. Önderdi, savaş muhabiri olarak yıllarca görev yaptı. Ben de gittim geldim, sen de gittin geldin. Hani böyle savaşı böyle bazen çok yumuşak anlatıyorlar, çok keyifli anlatıyorlar filan da aman aman diyelim. Yani. İnsanların yaşadığı acıyı gördüğümde en büyük utanç. Ve 1982 yılıydı İsrail Lübnan'a girdiğinde. Ben o zaman Damur'daydım. Yanımda 14 tane çocuk var. Onları korumaya çalışıyorsun. Çevrende insan kalmamış. Analar, babalar, çocuklar, çocuklar diyorum. Çevrendeki fedailerin hepsi kaçmış. Sorumluluğum var. Tankın üzerinden bir adam nişan almış. Seni vurmaya çalışıyor. Doğrultuyorsun silahını. Onu vuracaksın çocukları korumak için. Bakıyorsun genç 18 yaşında çocuk karşındaki mavi gözlü, sapsarı bir adam. Duvarda gözünün önüne geliyor anneni babanı kardeşlerini özlediğin için. Onun da anası var, onun da babası var, onun da kardeşleri var. Belki sevdiği var diye sen silahını indiriyorsun, o silahını indiriyor. Ve benim Beyrut Havaalanı'na o çocuklarla birlikte yürümem. Ve o çocuklar sayesinde Interflu'nun uçağı, ben o çocukları havaalanına götürdüm. Dedim ki bu çocukların barınacak yeri yok. Bunlar çocukları uçağa aldılar hiç problemsiz. Ama dediler sen de geliyorsun bu çocuklara dikkat edeceksin. Çünkü biz bunlarla ilgilenemeyiz. Bakamayız bunlara. Evet. Sen geliyorsun. Ben de dedim kimlik yok, pasaport yok. Dediler atla uçağa. Ve ben de şöyle felçe geldim. Ha öyle geldim Berlin'e. Evet. Çocukları kurtarmaya çalışırken. Paris'e inse Paris'e gitmiştim. Paris'e gitmiştim. Yani son uçaklardan biriydi. Yani nereye uçarsa oraya gidecektim. Stockholm'a gidebilirdim. Berlin'den haberim yoktu. Şöyle felçe indik. Hava serin, yer ıslak, ayağımda bez ayakkabılar, spor kıyafet, yani fedai kıyafetler o zaman. BK'dan geliyorsun. BK'dan geliyorum. Üzerimde incecik kumaş pantolon, bir tane gömlek var. Titriyorum. O titremede beni 20-25 dakika bekledi ama benim içim rahattı. Çocukları götürdüler. Ondan sonra beni getirdiler bu Friedrichstrasse'ye dediler ki bu tarafa da gitsen, o tarafa da gitsen batıya gidiyor. Git, burada kalamazsın. Ben hiçbir şeysiz bindim. Kokstrasse'ye indim. Orada dediler arkadaşlar yürüyerek çok uzak değil Kotbusotor'a gel. Sonra buraya kadar geldim. BK kıyafetinde Kotbusotor'u buldum. BK kıyafeti gerçekten. Ve şu an Kotbusotor'daki Kotli kafeye çalıştırıyorum. Oturmuş konuşuyoruz evet. Seninle. Evet. Nasıl bir Almanya? Şimdi 1980'lerden bahsediyorsun. Şimdi bizim bölgeden baktığında başka dertlerin peşine düşmüşsün. Yahu buraya bir geldin, Berlin burası ne demek yani işte Doğu Berlin, Batı Berlin, bütün dünya burada kapılarını birbirine dayamış silahlarını. Şimdi Berlin'e geldiğimde işgal altında olan bir Berlin var. Birisi Sovyetlerin işgal ettiği Doğu Almanya,
benim o kısa dönemde görebildiğim Doğu Almanya hiçbir yenileme yok. 1960'ların Türkiye'si. Batıya geliyorum. Zenginlik ve refah içerisinde yaşayan, ben o zaman demiştim dünyanın en zengin şehirlerinden birisi herhalde Berlin'dir. Çünkü Kudamm'ı gidip gezdim. O zaman Berlin'in merkezi gibi bir şeydi. Tüketim toplumunun en yoğun, aktif olarak, yaşam alanı olarak gelişen süreç. Ve ben Kreuzberg'te kültür şoku yaşadım. Beni götürdüler, bir işgal evine koydular. Adalbergstrasse 6. Ben bir gece kaldım orada. Dedim ben burada yapamam. Birdenbire bir tane tuvalet var. 80'e yakın insan kullanıyor. Bir tane mutfak var. 80'e yakın insan tüketir vaziyette. Her şey darmadağınık, pis, toz içinde. Dedim arkadaşlar ben burada yaşayamam. Ertesi günü terk ettim. Oradan Waldemarstrasse, Waldemar'dan Moskovastrasse, Moskovastrasse. Ve Kreuzberg'in her yerinde aşağı yukarı oturdum o dönemde. 2 yıl bana çalışma veya öğrenme izni verilmedi. Ama beni kültür şoku yapan o dağınıklığın dışında punklar var. Kafaları sabunla böyle sertleştirmiş, yeşil saçlı, kırmızı saçlı, sarı saçlı, kafası kazınmış, şurasından böyle bir saç tutumu olan bir sürü insan. Ve bu tüm şeyin içerisinde, dağınıklığın içerisinde bizim Türkiye'den gelenler var. O zaman tabii ciddi bir göçten bahsediyoruz. Göç var. Burada yaşayan işçiler var. Biz mülteci olarak sadece BK'dan gelen 200 insanız. Onun dışında Türkiye'den gelenler var. Burada korkunç bir mülteci yığılması var. Ve tüm siyasi fraksiyonlar burada. Ve benim gözüme o tüm kültürel sorgularken benim gözüme Berlin duvarlarında şey yapıştı. Böyle Türk'ün Raus, Avustan'da Raus yazıları. Ve Che Guevara'dan dolayı bizde hayal var. Yani biz dünya devrimcisiyiz, dünyanın tüm sorunlarına ilgileniriz. Öyle de oldu zaten. Yani ben BK'da Kübalısından tut, Taylandlı Patani bölgesinden gelen Müslümanla veya Moro Adası'ndan, Filipinler'den Moro Adası'ndan gelenlerle veya Bangladeşlisiyle, El Salvador'da, Nikaragua, hepsiyle birlikte Güney Afrikalıysa dayanışma. Aynı şu anda şu kafede oturan insan profilinin olduğu gibi. Oldu. Bu kafe kotide olduğu şekilde. Evet, 42-43 yıl Ercan abi bahsettiğimiz süre. Neler gördün? Ne kavram olarak söyle. Irkçılık gördün, direniş gördün, antifa gördün, yoksulluk, dayanışma. Berlin duvarlarındaki o kötü şeyleri, Türk'ün Raus'ları silmeye başladığımda Türkiye-Almanya maçı vardı. Türkiye-Almanya maçında Alman faşistleri dediler ki biz stadyuma gelip Türkleri döveceğiz. Kreuzberg'e gelip Türkleri döveceğiz. Alman arkadaşlarla bir araya geldik. Antifa Westberlin'i kurduk. 1984. Arşiv, dergi, gazete, buna benzer şeyler. Onun üzerinden 4 yıl geçti. Hitler'in 100. yaş gününde Alman faşistleri gelip Kreuzberg'te Türkleri döveceğiz Venedik'te deyince biz Kreuzberg'teki çete gruplarıyla beraber sokağa çıkıp hep birlikte antifaşist gençlik olarak beyzbol sopalarıyla Alman savcılarını bekledik. 88 yılıydı. 88'de duvar yıkıldığında Alman savcıları Kreuzberg'e oraya buraya saldırdılar veya Alexanderplatz'ta göçmenleri dövmeye başlayınca biz de onlara karşı şiddet geliştirdik. Yani kendimizi savunur ve yaşam alanlarımızı koruma durumuna geçtik ve biz de şiddetle karşılık vererek tepkilerimizi gösterdik. Bir insanın onurunun kırılmaması gerektiğini farklı olduğundan dolayı mesela ilk onur savaşım burada bana sosyal yardım vermeye kalktıklarında oldu. 24 yaşında delikanlı bir gencim, BK'dan gelmişim, savaş yaşamışım, Türkiye'de bir kimliksin, o kimlikle buraya geliyorsun ve birileri sana birdenbire yardıma muhtaç duruma İnsan getiriyor. Muamelesi yapıyor ve bunu böyle yaparken de seni aşağılayarak yapıyor. 170 mark önüme böyle köpeğin önüne mama atılır gibi atıldı.
Ben bunu geriye aldım. Ben yardıma muhtaç değilim. Bacakları tutan, elleri tutan bir adamım. Ben çalışma yasağım var dedi. Çalışma yasağım olsa da ben bir şekilde yardım almadan bu ülkede yaşamayı başarırım dedim. Kavga ettim. O da parayı aldı. Sana dedi yardım yok, yurt yoksa. Hak etmiyorsun sen yani. Hak etmiyorsun. Ne yaparsan yap dedi. Ben gittim. Aynı duruşu ve mücadele şeklini ben 89'dan sonra yoğun olarak yaşadığımız ırkçılık. Mesela 84'te para verip göndermeye çalıştıklarında hayır gitmeyin diye yazılar yazdık. Bu Alman devletine karşıydı. Türk devletine karşı şeyi yazmaya başladık. Şu paralı askerlik bitsin. Bu Almancının salak yerine konulup 10 bin marktı o zaman. Bir ay Coca-Cola şişesinin başında bekliyorsun. 10 bin mark para veriyorsun. Ama bu insanlar için gerçekten çok zor bir süreçti. 10 bin mark o kadar kolay birikmiyordu. Bir insanın 2,5-3 yılda biriktirebileceği bir paraydı. Evet. Ve bunlar. Ya buna benzer şeylerle geldiğimiz noktada istenmediğimizi ilk fark ettiğim 1982'dir. 74 vurmuştur üzerine. Dövülmeleri, yakılmaları ve vurulmalara rağmen 800 insanımız katledilmiştir. Ve 800 insanımızın davasını, yani katlinden sonra daha hala ırkçılığa hayır diyemeyen, tavır alamayan bir Alman milli solu vardı, bir Türk milli solu vardı. Tavır alamayacak durumda. Biz o antifacılar olarak işte bir grup Alman, bir grup Türk veya biz Türk dediğindik hepimiz. Biz farklı, Şilili'si vardı, Kürt'ü vardı, Arap'ı vardı, her kültürden insan vardı. Hep birlikte ırkçılığa karşı mücadele ettik. Ve bugünlere geldiğimizde entegrasyon tartışmasına karşı çıkarak bir insanın sen benden farklısın, ben senden farklıyım. Sen farklı inanca sahip olabilirsin, ben farklı inanca. Hiç önemi yok. İyi ki farklıyız. Birbirimize öğrenecek çok şeyimiz var. Şimdi, ama bizlerin biz kültürünü geliştirmesi gerekiyor. Belki de Ercan abi buraya gelenlerden bazılarının yaptığı bir hata. Kendimi de kısmen bunun içine koyabilirim. Sen hem yaşadığın yerin mücadelesine ortak oldun. Yaşadığın yerdeki ırkçılık karşıtı mücadelenin bir parçası oldun. Örgütleyicisi oldun. Hem gelenlerin ihtiyacı olan dayanışmayı, o çocukluğundan kalan dayanışmayı göstermek için yüzlerce binlerce insana elindeydi bu kadar yıl içerisinde. Hem de Türkiye siyasetiyle ilgilenmeyi bırakmadın. Bitti program. Süre bitti. Şu uzatmalarda son soru. Biraz son kısa cevap tamam. İstiyorum senden. Anlattığın dönemler, anlattığın dünya sanki böyle mazide kalmış ve artık korkutucu olmayan geçmiş bitmiş dertler gibi tınlamasın. Sen öyle anlatmadığını biliyorum. Bugün şu anda Almanya'da yine faşizm %30'lara varmış durumda. Birinci parti çıkıyor. Önümüzdeki dönem iktidarı alacak mı almayacak mı tartışıyoruz. Yine göçmen meselesi dünyada birinci gündem. Yine dünyanın her yerinde savaş var. Nasıl Berlin'de durum? Bir şey olursa Berlin'deki mücadelede, buradaki o mücadelenin sol tarihi ne durumda şu anda? Gelsin mi insanlar Berlin'e? Berlin güvenli bir yer mi? Berlin dünyanın en güzel şehirlerinden birisi. Dünyanın en zengin ülke şehirlerinden birisi ve en güvenilir şehirlerinden birisi. Biz mücadele edebilirsek eğer. Bir Republikana vardı. 1988'lerde böyle kabardı. %15'ler, %20'ler oy aldı. Aynı çığlıklar atıldı. İşte geliyorlar, iktidar olacaklar, şudur budur. Mücadele ettik, onları da yendik. Aynı şekilde bugün AfD ortaya çıktı. %30'lar alıyor. İktidar yürüyebilir. Önemli olan ona karşı mücadele etmek. Ona karşı duruş göstermek. İnsani değerleri savunarak onların insan olmadığını, onların belli çekmecelere hizmet ettiğini, onların geçen yüzyılın teorileri ve söylemleri olduğunu söyleyerek onların gerçekten artık bu yüzyılda yeri olmadığını, 25 milyon göçmen var Almanya'da. O 25 milyon ve geriye kalan 60 küsur milyon insanla birlikte biz kültürünü geliştirerek, Birleşmiş Avrupa'yı birleştirerek, ki insanlık için çok büyük ileri bir adım. Keşke bölgelerde böyle büyük büyük alanlarda insanlar farklılıklarına bakmadan yüzyıllarca, binlerce yıl birbirlerinin kafasını
kırmış olan insanların biz kültürünü geliştirerek en sonunda dünyalı olacak insan türünü üretmek için bir adım atması. En büyük hayalim o. Ben onu söylüyorum. Ben Kreuzberg'liyim, Berlinliyim, Almanyalıyım, Avrupalıyım ve şu anda bu 120 kültürle birlikte kafemde de onu gerçekten yaşatmaya çalışıyorum. Dünyalı olmaya çalışıyorum. Konuklarımız için de çocukluk hayalleri ne anlatan konuklarımız içerisinde en ilginç hayali olansın. Barış ve eşitlik ve adaletmiş çocukken mücadelen ama hayalinin peşini hiç bırakmamışsın. Hala ve hep bu mücadelede devam edeceksin gibi gözüküyor. Çok, hiç niyetim yok bırakmaya. Çok teşekkür ederim Ercan abi. Çok sağ ol. Kafeyi hep bahsettik. Rica ederim Önder'den bize biraz gezdirsin. Bu Koti'ye gelip de evet. Dayanışmanın merkezi, bir arada yaşamanın merkezi anlamına gelecek görüntüler var burada. Her zaman kendimizi güvende hissediyoruz. Çok sağ ol Ercan abi. Sen çok sağ ol.